8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, and liftoff of Space Shuttle Atlantis, the final visit to enhance the vision of Hubble into the deepest grandeur of our universe. Bypass across the board, Scooter, no action. Houston now controlling, Atlantis on its way. Mars gizemini korumaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda sizlerle paylaştığım Ay'da Neler Oluyor başlıklı video serilerimiz sonrasında Mars'ın gizemlerini ele aldığımız videolara başladık ve bu ikinci Mars videomuz. Mars oldukça farklı bir gezegen. Genelde korkutucu olarak işlense de hakkında birçok kitap yazıldı, filmler çekildi ve belgeseller yapıldı. Hatta sizlerin de bildiği gibi Sümer tabletlerinde Mars hakkında anlatılmış birçok bilgiye dahi ulaşmamız mümkün durumda. Günümüz teknolojisi ve keşif değerlerine göre birçok şeye inanmıyoruz. Hatta basite alarak gözle görülür birçok noktayı itibarsızlaştırıyoruz. Belki de bu yolu özellikle seçiyoruz. Bazen korku psikolojik olarak insanı bu yönde de inanılmaz derecede etkileyebiliyor. Korku dedim çünkü bu verilere inanıldığında ve çeşitli resmi makamlarca yalanlamak yerine resmi açıklamalarla evet uzaylılar var gibi bir açıklama yapıldığında inandığımız ve öğretilen birçok bilginin de çökmesi anlamına gelecektir. Ve bu yıkıcı bir nitelik taşıyabilir. Aslında ele geçirilen kanıtları veya bilgileri uzaktan da olsa takip etmek, araştırmak belki de şu an yapabileceğimiz en önemli yöntemlerden biri olabilir. Çünkü gerçekler her zaman acı ve ağır olmuştur ve olacaktır. Yine de sormakta fayda var. Bu evrende ya yalnız değilsek? Ya onlar aramızda yaşıyorlarsa? Hatta onların ana yaşam alanları dünyaya yakın bir yerdeyse? Ay, Mars, Satürn, Venüs, hatta Güneş. Olamaz mı? Bu videomuzda Mars'tayız. Bakın neler olmuş. Mars'ta çocuk kolonisi olabilir mi? Normal ve sıradan gündemde hiç duymadığınız ama birkaç yıl önce Amerikan gündemine bomba gibi düşen bir konu vardı. Konuysa Mars'a götürülen köle çocuk kolonisi. Amerikalı gazeteci ve teorisyen Alex Jones, kaçırılan çocukların 20 yıllık bir uzay görevine nasıl gönderildiğini konuşmak için bir konuğu programında ağırladı. Ve ardından çok geçmeden NASA bu gezegenler arası komplo teorisini reddetti. Yeni bir komplo teorisi gündeme taşınmış oldu. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Radyo Programı sırasında iddialarda bulunan eski bir CIA görevlisi tarafından duyuruldu. Bir komplo teorisini ve eski CIA görevlisi olan Robert David Steele, kaçırılan bazı çocukların 20 yıllık bir uzay görevine gönderildiğini iddia etti. Steele, Mars'ta kaçırılıp 20 yıllık bir yolculukla uzaya gönderilen çocukların yaşadığı bir koloni olduğuna inanıyoruz dedi. Yani çocukların Mars'a vardıklarında Mars kolonisinde uyum sağlamaktan, köle olmaktan başka seçenekleri yok. Jones konuğuna şöyle cevap verdi. Bak, NASA görevlerinin %90'ının gizli olduğunu biliyorum ve üst düzey NASA mühendisleri bana senin hiçbir fikrin olmadığını söylediler. O kadar çok şey oluyor ki. Mars'taki insan faaliyetlerinin detaylarını konu alan bir bildiri yayınlayan gizli uzay programı muhabiri Corey Good'a göre insanlık çok uzun bir süredir Kızıl Gezegen'in yüzeyinde bulunuyor. Corey Good şunları yazdı. Mars ilk olarak 1930'larda Almanlar tarafından ziyaret edildi. Ancak 70'lerde Amerika Birleşik Devletleri uzay programları üsler kurmak için aktif olarak Mars'ı ve diğer gezegenleri araştırıyordu. 1980'de Amerika Birleşik Devletleri SSP, Solar Warden oldu. Solar Warden projesi kapsamında Mars ve diğer gezegenlerde büyük gelişme ve kolonizasyon meydana gelmiş oldu. Good, Mars'taki üsler yüzeyin altına inşa edildi diye devam etti. Ama bu kulağa çılgınca gelmiyor mu? Bunu söyleyen tek kişi o değil ve devam edip Senatör Daniel K. Inouye'nin yaptığı açıklamaya bakarsak bu konunun gerçekten ne kadar derin olduğunu anlamış oluruz. Senatörün açıklaması şöyleydi.
shadowy government with its own air force, its own navy. Uzay konusunda kendi hava kuvvetlerine, kendi donanmasına, kendi mekanizmalarına, tüm kontrol ve dengelerden uzak, yasalardan bağımsız, ulusal çıkarlarla ilgili kendi fikirlerini takip etme becerisine sahip karanlık bir hükümet var. Free from all checks and balances and free from the law itself. Ancak Mars'taki çocuk köle kolonisine, gizli uzay programlarına ve kızıl gezegenin yüzeyindeki diğer yapılara ek olarak NASA UFO avcılarına göre Mars'ta yaşam sürdüren fareler, kertenkeleler, bir takım bitkiler ve bazı ilginç şeyler buldu. Bu arada değerli arkadaşlar, bu konuyu kısmen de olsa deşifre eden ve uzak bir gezegen yolculuğuna gönderilen çocukları konu alan bir film de mevcut durumda. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu ciddi bir deney konusu olmuş olabilir. Filmin ismi Gezginler, Voyagers. Tanıtım linkini açıklama bölümüne ekledim. Mutlaka izleyin. Eski NASA çalışanı açıkladı. Mars'ta yürüyen insansıları gördüm. Görünüşe göre Mars'ta kemikleri, yapıları, oymaları, anıtları, hayvanları ve hatta hareket ediyormuş gibi görünen kayaları gösterdiği iddia edilen çok sayıda görüntü artık genel halk için sürpriz değil. Bazıları bunu ifşa olarak adlandırıyor, bazıları ise dev bir komplo olarak. Ancak 1979'da NASA'da çalışırken meslektaşlarıyla birlikte Mars yüzeyinde çeşitli insan silüetleri ve insana benzeyen varlıklar gözlemlediğini iddia eden eski bir NASA çalışanının söyledikleri şaşırttı. Kendisinden kısaca Jackie diye bahseden kadın eski bir CIA pilotu. Ufolog ve popüler komplo teorisini John Lehrer'la konuşurken ilgi çekici hikayesini anlattı. Jackie, NASA'da çalışırken Mars Viking Rover aracından gelen uydu yer bağlantısı telemetrisini yönetmekten sorumlu olduğunu belirtti. Görevdeki bir dizi bilgisayarı gözlemlerken o ve meslektaşları Mars'ta bir dizi silüet gördüklerini açıkladı. Coast to Coast isimli bir radyo yayınında kendisiyle yapılan röportajda konuşan Jackie, Mars'taki insanları gördüğünü anlattı. Ayrıca bu, NASA'nın diğer eski çalışanları tarafından da desteklenerek gündeme getirildi. Röportajda şöyle anlattı. O eski Viking gezgini ortalıkta dolaşıyordu. Sonra uzay giysileri içinde iki kişi gördüm. Normalde kullandığımız ağır giysiler değil ama koruyucu görünüyorlardı. Viking Explorer'a yürüyerek ufkun üzerinden geldiler. Yukarı koştuk ama kapıyı kilitlediler ve görmememiz için kaçtılar, dedi. Sorum şu, onlar bizim adamlarımız mıydı? Bizden birileri olsaydı bundan haberim olurdu, dedi. Ancak eski astronotlar, NASA çalışanları ve askeri personel tarafından Mars ve uzaylı yaşam hakkında yapılan çok sayıda açıklamayı unutmayalım. Eski Kanada Savunma Bakanı Paul Hellyer de şunları iddia etmişti. 10 yıllar önce diğer gezegenlerden gelen ziyaretçiler bizi nereye gittiğimiz konusunda uyardılar ve yardım teklif ettiler. Ama bunun yerine biz en azından bazılarımız ziyaretlerini bir tehdit olarak algıladık ve önce ateş edip sonra soru sormaya karar verdik. Hem Kongre'nin hem de sarayın yürüttüğü projelere milyarlarca dolar harcandı. Yetkililer kasten karanlıkta tutuldu. Eski Savunma Genelkurmay Başkanı Kraliyet Donanması'nın 5 yıldızlı amirali ve NATO Askeri Komitesi Başkanı Lord Amiral Hill Norton da evrendeki uzaylı yaşam hakkında bazı ilginç şeyler söylemişti. Atmosferimizde bugün inşa edebileceğimiz her şeyden teknik olarak kilometrelerce ileride olan şeyler var. Buraya gelmelerini engellemenin hiçbir yolu yok. Kim olduklarını, nereden geldiklerini ve ne istediklerini öğrenmemiz gerekiyor, demişti. Mars'ta inanılmaz bir görüntü şaşkınlık yarattı. Görsel NASA'nın sitesinde. Siz de inceleyin. NASA'nın Curiosity ve Opportunity Rover'dan dünyaya geri gönderilen sayısız görüntü sayesinde Mars'ı daha önce hiç olmadığı gibi keşfetmeye başladık. Mars hakkında çok şey öğrenmiş olmamıza nehirleri, gölleri, okyanusları ve hatta atmosferiyle ürkütücü derecede dünyaya benzeyen bir gezegen olmasına rağmen ortaya çıkmayı bekleyen ciddi anlamda birçok gizem var.
UFO avcıları NASA tarafından çevrimiçi arşivlerinde yayınlanan çok sayıda görüntüyü inceledikten sonra Mars'ta gizemli bir yapay yapı keşfettiklerini iddia ediyor. İşte görseli birlikte inceleyelim. Yorumlarınızda düşüncelerinizi benimle paylaşın arkadaşlar. Ayrıca görüntünün NASA'ya ait linkini de açıklama bölümüne bıraktım. Hem siz de inceleyebilin hem de diğer görselleri de ulaşabilin diye. Ve işte görsel. Şu alanı yakınlaştıralım. Bakın, görüyor musunuz? Bir kaya oluşumuna benzemiyor. Hatta çevresindeki hiçbir doğal kaya oluşumu gibi değil. Resmen metal bir parça gibi. Çok enteresan. Doğal olduğunu düşünsek bile bu nasıl olmuş olabilir? Ya da bu görüntüye nasıl doğal bir oluşum denebilir? Bu gerçekten de eski uzaylıların Mars'a indiğinin kanıtı mı? Yoksa bu görüntü beynimizin bize oyun oynaması nedeniyle tanıdık bir şeye benzeyen sayısız Mars görüntüsünden sadece biri mi? Eski bir NASA çalışanı olan Dr. John Brandenburg'e sorarsanız Mars'ta bize söylenenden çok daha fazlası var ve Mars'ta yapay yapılar gördüklerini iddia eden UFO avcıları çılgın değil. Derecesini UC Davis'ten almış ve görünüşte seçkin bir bilim insanı kariyerine sahip olan bir plazma fizikçisi olan Dr. John Brandenburg, Mars yaşamının kasıtlı olarak nükleer silahlarla yok edildiğini savunuyor. Mars, dünyanın nükleer silah programları tarafından üretilen, her ikisi de hızlı nötronlarla büyük miktarlarda füzyon içeren hem hidrojen bombası testi hem de plütonyum tesisleri tarafından üretilen dünya atmosferindeki bileşenle yakından benzediği bulundu. Mars xenonunun yaklaşık olarak %70, nükleer test xenonunun %30 doğal dünya xenonuyla karıştırılmış bir karışımıyla olabileceği bulundu. Bu da Mars xenonunun büyük bir nükleer olay onu dramatik bir şekilde değiştirmeden önce dünyanınkine benzer olduğunu düşündürüyor. Diğer taraftan çok önemli bir kişiden ve açıklamasından da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Aktif görev kariyeri 32 yıla yayılan bir Birleşik Devletler Ordusu tüm generali olan Albert Newton Stubblebean, Mars ve gerçekte orada ne olduğu hakkında konuştu. General Albert, 1981'den 1984'e kadar Amerika Birleşik Devletleri Ordusu İstihbarat ve Güvenlik Komutanlığı'nın yani INSCOM'un genel komutanı olarak görev yaptığı süre boyunca Amerika Birleşik Devletleri Ordusu istihbarat mimarisini yeniden tasarlamakla itibar kazandı ve ardından aktif hizmetten emekli oldu. General Albert şöyle bir açıklama yapmıştı. Mars yüzeyinde yapılar var. 1976'da geçen Voyager kameralarının göremediği, Mars yüzeyinin altında yapılar olduğunun gösterildiği kayıtlar da var. Ayrıca Mars'ın yüzeyinde makineler olduğunu da söyleyebilirim. Mars'ın yüzeyine bakabilir, ayrıntılı olarak öğrenebilir, ne olduklarını, nerede olduklarını, kim olduklarını ve onlar hakkında birçok ayrıntıyı görebilirsiniz. Bakın arkadaşlar, aslında bunlar şok açıklamalar ve hiçbir şekilde gündemde yer almıyor. Alsa bile kısa süre içerisinde bir şekilde örtbas ediliyor. Yapılan bu açıklamalar uzak geçmişte Mars'ta bir tür zekanın var olmasının gerçekten mümkün olup olmadığını ve sonuçta her şeyin nasıl sahte bilim olabileceğini gerçekten düşünmemizi sağlıyor. Bu nedenle Mars'ta çekilen bu görüntü, Mars yüzeyinin bir zamanlar büyük bir antik uygarlığın antik kalıntılarıyla kaplı olduğunu kanıtlayan pek çok görüntüden yalnızca biri. Ayrıca bu ve buna benzer görüntülerin doğruluğunu açıklayan onlarca üstün rütbe ve kariyerli kişi de yalan söylüyor, her şeyini tehlikeye atıyor demek, inanın ki bu görüntüleri yalanlamaktan çok daha zor. NASA, Mars'a çakılı parçalanmış bir uzay aracı enkazının fotoğraflarını paylaştı. Mars helikopteri olarak da bilinen Ingenuity drone'u geçtiğimiz yıl gezegendeki ilk uçuşunu yaparak tarihte bir ilke imza atmış oldu. Uçarak gezegeni detaylı bir şekilde incelemek için gönderilen bu araç, o zamandan beri de uçuşlarına başarılı bir şekilde devam ediyor. Mars hakkında çığır açıcı keşifler yapmamıza olanak taşıyan görüntüleri bizlerle paylaşıyor.
Şimdi de Ingenuity yaptığı son uçuşla birlikte birçok ilginç ve yeni görüntüyü dünyaya iletti. Yapılan açıklamalarda aracın atmosfere saatte 20.000 km hızla girdiği, yer çekimi ve yüksek ısılara maruz kaldığı aktarıldı. Bu da paraşüt ve koruyucu bölümün ne kadar büyük bir önem arz ettiğini gözler önüne serdi. Ayrıca Mars'a en güvenli şekilde inmeyi başaran araç olan Perseverance'ın gezegenin yüzeyine saatte 126 km hızla iniş yaptığını da ekleyelim. Koruyucu bölümün enkazına baktığımızda da bazı kısımlarının paraşüte bağlanmasını sağlayan bölge gibi sağlam kalabilmeyi başardığını, bazı yerlerin ise çarpışmanın ve atmosfere girişin etkisiyle hasar aldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra toprağa karışan turuncu ve beyaz renkli paraşüt de görüntülerde gözlemlenebiliyor. Aracı inşa eden NASA Jet Itki laboratuvarından JPL, Teddy Zanetos da açıklamalarında Ingenuity bunun gibi öncü uçuşlar yapmayı amaçlıyor. Ingenuity her havaya kalktığında yeni alanları inceliyor ve bizlere daha önce hiçbir görevin başaramadığı şekilde farklı bakış açıları sağlıyor ifadelerini kullandı. O halde durum buysa bazı sorular sormamız gerekiyor. Peki bu gördüğümüz enkaz ne zamandan beri orada? Paraşüt nasıl zarar görmeden kalmayı başarabilmiş? Saatte 20.000 km hızla yere çakılan bir uzay aracının görüntüsü bu şekilde mi olur? Toz fırtınalarıyla ünlü olan Mars yüzeyi nasıl oluyor da bu enkazın üzerini kapatamamış ve dahası eskitememiş? Bu soruların cevaplanması gerekiyor bence. Yani NASA yine bir yalan peşinde diyebilir miyiz arkadaşlar? Cevaplarınızı yorumlarınızda belirtin lütfen. Devam edelim. Mars'ta 1500 kilometrelik bulut yakalandı. Avrupa Uzay Ajansı ESA bulutu yakından takip ediyor. Mars yörüngesinden alınan bir dizi görüntüde görülen gizemli 900 mil uzunluğunda bir bulut var. 1500 kilometre uzunluğundaki devasa bulut Mars'ta 20 kilometre yüksekliğindeki Arsia yanardağının yanında oluştu. Bununla birlikte bilim adamlarının söylediğine göre bulut binlerce yıldır hareketsiz kalan yanardağ tarafından oluşturulmadı. Bunun yerine uzmanlar tüy bulutunun astronomların orografik veya rüzgar altı bulutu dediği bir fenomen olan yanardağın rüzgar altı eğiminin hava akışı üzerindeki etkisiyle yönlendirilen buz bulutu tarafından oluşturulduğunu ve bazılarının aksine bölgede oluşması olağan dışı olduğunu öne sürüyorlar. Aslında bulut varsa Mars yüzeyinde su olduğunun da bir göstergesi. ESA tarafından belirtildiği gibi Kızıl Gezegen Kuzey Yarımküre'deki kış gün dönümüne yeni başladı. Bu bulut etkinliğinin Arsia Yanardağı gibi büyük Mars volkanları üzerinde kaybolması bekleniyor. Elon Musk'ın unutulmayan Düz Mars Derneği tweet'i. Hatırlayalım. Elon Musk neden Düz Mars Derneği yok diye bir tweet atarak düz dünya inananlarına saldırmış gibi görünüyor. Hemen sözde Düz Dünya Derneği Musk'a dünyadan farklı olarak Mars'ın yuvarlak olduğu gözlemlendi diyerek yanıt verdi. Ve birçok sosyal ağ kullanıcısını bu iddialarla şaşkına çevirdi. Bu arada doğrulanmış bir Twitter hesabı olan Flat Earth Society, gezegenimizin bir küre değil, düz olduğu fikrine tutunan birçok insanı da temsil ediyor. Düz Dünya Derneği tarafından atılan tweet, birçok kişinin kafasını karıştırdı. Mars yuvarlaksa, Dünya neden yuvarlak değil sorusuna cevap bekledi. Musk ve FES'nin tweetleri, gezegenimizin düz olup olmadığını tartışan sosyal ağlardaki binlerce kullanıcı tarafından anında alındı ve paylaşıldı. Tüm şakalar bir yana, düz dünya teorisi gezegenimizin bir küre olmadığına kesin olarak inanan birçok kişi olduğu için bugünlerde oldukça popüler hale gelmiş görünüyor. Düz dünya teorisyenleri gezegenimizin bir küre yerine düz bir disk şeklinde olduğunu savunuyorlar. Teori, kutup dairesinin diskin merkezinde bulunduğunu ve Antarktika'nın düz diski çevreleyen 45 metrelik devasa bir buz duvarı gibi davrandığını öne sürüyor. Üstelik düz dünya teorisine inananlar modern astronomiyi kabul etmiyorlar ve dünyanın aslında uzayda durağan olduğunu ve güneşin etrafında dönmediğini iddia ediyorlar. Düz dünya teorisinin ne kadar popüler hale geldiğini anlamak için 2017'nin Amerika'da düzenlenen ilk Düz Dünya Uluslararası Konferansı'na bakmanız yeterli.
yüzlerce düz dünyalı, benzer düşünen insanlarla tanışmak ve aralarında düz dünya teorisini tartışmak için dünyanın dört bir yanından toplandı. Ayrıca şu bilgileri de vermekte fayda var. Antik çağda dünyanın düz olduğunu iddia eden yazarlar ve şeklinin silindirik olduğunu iddia edenler de vardı. Yunan filozoflar arasında Miletoslu Thales düz dünya fikrini ortaya koydu. Anaximander, dünyanın düz, dairesel bir yüzeye sahip kısa bir silindir olduğuna inanıyordu. 1. yüzyılda eski Pliny zamanında batılı bilim adamlarının çoğu dünyanın küresel bir şekle sahip olduğunu kabul etti. O zamana kadar Claudius Ptolemy, haritalarını kavisli bir küreden türetmiş ve enlem, boylam ve iklim sistemini geliştirmiştir. Bazıları daha sonra Orta Çağ boyunca Avrupa astronomisinin temeli haline geldi. Ancak geç Antik Çağ ve Orta Çağ ara sıra düz dünya lehine tartışmalar gördü. Dahası Keldani mitolojisinde dünya, okyanusta yüzen yuvarlak düz bir disk olarak temsil edilir. Ve bu Anaximandros ve Miletoslu Hekateus gibi ilk Yunan haritalarının temelini oluşturuyordu. Peki sizce dünya düz mü? Ya da sizce dünya yuvarlak mı arkadaşlar? Cevaplarınızı mutlaka yorum olarak yazın. Şimdiden teşekkürler. Devam edelim. NASA Mars'ın 2500'den fazla görüntüsünü yayınladı ve bakmadan durmak, incelemeden durmak imkansız. Kızıl gezegen, dünya benzeri gezegenler hakkındaki düşüncelerimizi değiştirdi. Onlarca yıllık araştırmalarda komşu gezegenimizin bir zamanlar okyanusları, gölleri, nehirleri ve atmosferiyle dünyaya çok benzediğini öğrendiğimiz için Mars hakkındaki görüşümüzü büyük ölçüde değiştirdik. Toplamda Mars milyarlarca yıl önce dünyaya benziyordu diyebiliriz. Bugün eski güzelliğinin sadece bir kısmı kaldı. Ancak NASA'nın gezicileri ve uzay araçları kızıl gezegenin yüzeyini keşfetmeye devam ettikçe onun hakkında daha çok şey öğreniyoruz. Kızıl gezegen dememize rağmen Mars bize onun farklı renklerden oluşan bir hazine olduğunu gösteriyor. Artık NASA'nın Mars keşif yörünge aracı MRO üzerindeki Hirise kamerası sayesinde kızıl gezegeni daha önce hiç olmadığı gibi keşfedebiliriz. Yakın zamanda NASA tarafından Mars'ı daha önce hiç olmadığı kadar gösteren 2500'den fazla görüntü yayınlandı. Canlı bir gezegen. Bazı seçtiğim görsellere slide olarak bir göz atalım. Ayrıca tüm fotoğrafları indirebileceğiniz ve inceleyebileceğiniz resmi web sitesinin linkini de açıklama bölümüne ekledim. Aklınızda olsun. Ve işte Mars'tan kareler. Thank you.
eski Mısır gibi bir heykelin Mars yüzeyinde ne işi var? Eski bir Mısır heykeline benzeyen gizemli bir kaya, Mars'taki eski uygarlıklar hakkında çevrim içi bir tartışma başlattı. NASA'nın Curiosity gezegeni tarafından çekilen görüntü, milyonlarca yıl önce olmasa bile binlerce, gelişmiş bir antik uygarlığın komşu gezegenimizin yüzeyinde gelişmiş olabileceğinin mümkün olup olmadığı tartışmasını alevlendirdi. Bu görselin NASA web sitesine ait linkini de incelemeniz için açıklama bölümüne ekledim. Aslında bu keşif sayısız diğer garip şekilli kayalara ek olarak yaşamın Mars'ta başlayıp daha sonra Dünya'ya aktarılmış olup olmadığı konusunda bir tartışma da başlattı. Daha önceki anlatımlarımda Morningstar Applied Physics LLC'de danışman olarak çalışan ve aynı zamanda NASA'da çalışan plazma fizikçisi Dr. John Brandenburg'un uzak geçmişte Mars'ta gelişmiş uzaylı uygarlıkların yaşadığını ve bu medeniyetlerin bir patlamada yok olduğunu iddia ettiğini aktarmıştım. Kızıl gezegeni yutan devasa nükleer bir savaş. Dr. Brandenburg, uzay tahriki için su itici kullanarak mikrodalga elektrotermal plazma iticisini icat etti. Aynı zamanda Balistik Füze Savunma Teşkilatı BMDO ve NASA arasında ortak bir görev olan Clementine Ay misyonunun müdür yardımcısıydı. Mars, insan ırkına Darwin'ci bir zeka testi sunuyor ve şu ana kadar başarısız oluyoruz. Bilim adamları Mars'taki noktaları birleştiremiyor çünkü ortaya çıkan büyük resim kabul edilemeyecek kadar korkunç, dedi Dr. Brandenburg. NASA'nın araştırma aracı Mars yüzeyini keşfederken sayısız görüntü fotoğrafladı ve bu da onlardan biri. NASA, Mars'taki yaşamı yanlışlıkla ortaya çıkarmış olabilir mi? Görüntü, ürkütücü bir Mars manzarasını ve gökyüzünde uçan bir şeyi ortaya koyuyor. UFO avcılarına göre minyatür nesne bir tür uzaylı kuşu temsil ediyor. Gale kraterinde Mars'ta bir UFO'ya benzeyen şey muhtemelen oldukça küçük ve gezegene yakındır. Ancak bunu söylemek zor. Bir tür rüzgarla uçuşan enkaz olabilir. Ancak simetriye ve neredeyse böcek benzeri bir görünüme sahip gibi görünüyor. Hatta bildiğiniz gibi bazıları görüntünün aslında Mars'ta çekilmediğini ancak görüntünün Dünya'da çekildiğini iddia ederek NASA'nın asla Mars'a gitmediğini de öne sürüyor. Sizce görüntüdeki bu obje ne olabilir? Yorum sizde. NASA görüntüleri yüzeydeki Ankh haçını ortaya çıkardı. Ve işte garip bir görsel daha. Mars anomali avcıları Mars yüzeyinde açıklanamayan sayısız görüntü keşfetti. Mars'taki Ankh Cross en iyilerinden biri olabilir. Görseli yakınlaştırdığınızda hemen tanıyacağınız bir işaret, bir yapı dikkati çekiyor. Bu Mısır hiyerogliflerinde Firavun ve eşdeğerindeki kişilerin elinde tuttuğu Ankh haçı. İşte gördüğünüz gibi. Kısa bir bilgi, Ankh haçı Crux Ansata, Latince saplı haç olarak da biliniyor. Yaşam anlamına gelen eski bir Mısır hiyeroglif ideografıdır. Mısır tanrıları genellikle onu halkasından tutarak ya da her iki elinde birer kolları göğsünde çaprazlamış olarak taşırken tasvir edilir. Ankh, Mısır panteonundaki firavunlar dahil hemen hemen her tanrının elinde veya yakınında görünür. Ankh sembolü
o kadar yaygındır ki Mezopotamya ve İran'a kadar uzanan kazılarda İncil Kralı Hiskia'nın mühründe bile bulundu. Geçmişte Mars anomali avcıları, Kızıl Gezegen'den NASA gezicileri tarafından gönderilen sayısız görüntüde piramitler, kubbeler, duvarlar ve hatta yabancı yaratıklar buldular. Sizler de biliyorsunuz. Bununla birlikte Mars'ta bulunan Ankh'açı, Mars anomalilerini tamamen başka bir seviyeye taşıyor. Aslında Mars'ta keşfedilen diğer nesneler, dünyada etrafımızda gördüğümüz eserlere benziyor. Bu sözde keşifler gerçek olabilir veya olmayabilir. Ve bu tür şeylere her zaman belirli bir şüphecilik derecesiyle yaklaşılması gerekiyor. Aslında Mars'ta kayıp bir uygarlığın gerçek izlerini bulsak ne kadar havalı olurdu. Ama öncelikle buna hazır olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ayrıca Mars hakkında birçok bilgi yer aldığını düşündüğümüz ve kanalımızda bulunan Sümer tabletleri videomuzu mutlaka izleyin arkadaşlar. NASA'ya ait web sitesinde yer alan orijinal fotoğrafın linki açıklama bölümünde. Mutlaka inceleyin. Sonuç olarak kısaca bir olaydan bahsetmek istiyorum. Çok ilginç bir çalışma yürütüldü. İlginç bir şekilde CIA tarafından yakın zamanda gizliliği kaldırılan belgeler piramitlerden ve Mars'ta kayıp bir medeniyetten söz ediyor. Mars'ın keşfi başlıklı belge 22 Mayıs 1984'e kadar uzanıyor ve CIA tarafından gerçekleştirilen bir deneyin transkriptini içeriyor. Ajans araştırmalarını Mars'taki belirli koordinatlara odakladı. Diğerleri arasında 40.89 derece kuzey, 9.55 derece batı. Mirror tarafından bildirildiği üzere röportaj sırasında CIA deneyinde kullanılan psişik kişi Mars'ın yüzeyini ve orada yaşayan uzaylıları doğru bir şekilde tanımladı. Peki ya uzak geçmişte uzaylılar Mars'ta yaşadıysa ve bazılarının öne sürdüğü gibi devasa küresel felaket onları yok ettiyse? Muhtemelen bugün onların varlığına dair kanıt bulabilirdik. Mars anomalisi avcıları ve görünüşe göre bazı bilim adamları da kanıtların orada olduğunu iddia ediyor ve NASA gezicileri tarafından geri gönderilen sayısız görüntü antik Mars uygarlığı teorisinin sadece bir komplo olmadığını kanıtlıyor derecede. Düşüncelerinizi benimle paylaşın arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkürlerimi gönderiyorum. Kanala güç verin, abone olun ve videolarımızı sosyal ağlarınızda elden geldiğince paylaşın dostlar. Herkese teşekkürlerimle. Mars videoları devam edecek. Yeniden görüşeceğiz.